Merhaba herkese tekrar. Bugün sizinle deney yapmıyoruz. Bugün hani, çok da güzel bir... Hani iki yumurta olmuş. İki yumurta mı olmuş? İki yumurta olmuş. Çok mükemmel. Tadına bayılacağınız. Yedikçe yedirten ve iyi ki de kendini yapmışsın. İnternet paylaşacağız sizinle. Getireceğim oğlum. O, mutfakta yapacağız, tamam mı? Kesinlikle ve kesinlikle şunu demeyeceksiniz. Acaba ölçüsünü kaçırdım mı? Nasıl olur? Çünkü her türlü sonuç zaten mükemmel çıkıyor. Hadi gidelim mutfağımıza. Yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bunun için malzemeyi hemen sayalım. Çünkü hamurumuzun yaklaşık 2 saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde biz hamurumuzu yoğuralım. Dinlenmeyi aldıktan sonra tekrar sizinle yapacağımız şekilde her şeyi paylaşacağız. Şimdi bunun için bir daha unumuz var. Hemen unumuzu zaten ben hazır olsun hocam, diye koydum kabıma. Efendim oğlum? Yok değil mi anne? Size su bardağı şişelerini yedirin. Su bardağı içerisinde su var ve süt var. Bunun için malzemelerimizi hemen dökelim. Oluşum yardım etmek ister misin anneciğim? Evet işte. Sana değil oğlum şimdi. Şimdi söylemiş olduğumuz malzemelerimizi hepsini içerisine aldık. Anne. Yoğurma kabına efendim. Anne biraz da verebilirim. Sana da mı? Ama sen şimdi yoğurmayacaksın ki yoğurduğun zaman verebilirim ben sana. Tamam. Tamam mı? Evde. Devamındaki malzemeleri hemen ekliyorum. Anne. Efendim oğlum. Bitti evde. Bunu koyabilir misin? Evet. Bunu koyabilir misin içerisine? Hadi evet. Yardım et aşkım. Bir yemek kaşığı tuzu. Kaşar tuzu anne. Ne güzel bir yedi. Bir yumurtamın akı. Ben biraz sarısını kaçırdım. Ulus kırmak istedi çünkü. Anne, İki pakette instant mayan var. Mayalarını da ekledim. Anne seni eve çarçak. Ama aşkım sen şimdi yoğurmayacaksın ki. Yoğurduğun zaman takayım olur mu? Sen elini sürme. Anne. Kaşığı da yedik. Şimdi birazdan takacağım eldiveni. Yoğurmaya başlayacaksın. Şimdi başlasın. Hadi şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Kıvamı zaten eli yapışan bir hamur olacak. Özelliği zaten bu. Anne bu yumurta niye ne açar sen ne yumurta? O altı kaldı oğlum, onu zaten yaptık. Anne. Efendim oğlum. Ne yumurta niye ne yumurta ne olacak? Evet oldu bile zaten. Anne sohbeti yaparız. Sen bebeğin şu an sıra hala bende. Sen bende uyur. Şimdi Ulus o kadar... Göre sadece susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben ikisini çok seviyorum. İkisi de zaten çok da faydalı. Şöyle bolca döküyorum. Şöyle.
önceden ısıtmış olduğum 200-220 derecelik fırına hemen pidemi koyuyorum. Kapağını şöyle kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pidelerimizi fırından çıkardım. Şöyle en azından ne kadar yumuşak bir pide olduğunu görün. Şimdi bir tanesini fırında 3 tane çıkardım bu hamurdan ben. Siz tabii ki tepsinizin ebatına göre bunu fazlalaştırabilir veya azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi orijinalden hiçbir fark yok. Çok da güzel oldu. Şimdiden hepinize afiyet şeker olsun arkadaşlar.